Herkese merhaba. 2014 model HTC One, namı diğer M8, geçtiğimiz cuma günü itibariyle Türkiye'de de piyasaya sunulmuştu. HTC One, yeni HTC One test merkezimize de ulaştı. Gördüğünüz gibi jelatini henüz açılmamış, yepyeni bir kutu elimize ulaştı. Geçen yılın telefonuyla aynı kasada, aynı ambalajda geliyor HTC One. Bu kutunun açılışını beraber yapalım, içinden neler çıkıyor beraber bakalım. HTC One M8'in detaylı incelemesinde çok yakında Teknoblog'da olacağını belirtelim. Hemen şöyle açılışımızı gerçekleştirelim. Fazla itinalı davranmaya gerek yok. Hemen açalım. Ve karşımıza M8 çıkıyor. Şöyle garanti belgesi ve yeni HTC One 2014 model HTC One. Biraz zor çıkıyor, nazlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi elimde şöyle açılışı da yapalım. Evet, gördüğünüz gibi HTC One'ın yeni versiyonu, 2014 model versiyonu. Bu da 2013 model HTC One. Ekran büyüdüğü için, 5 inç ekran olduğu için tabii ki HTC M8'in yüzey alanı biraz daha büyük. 5 inç ekran var, 1920x1080 piksel çözünürlüklü. Yine üstte kamera var, 5 megapiksel kamera var. Gördüğünüz gibi navigasyon tuşlarının kaybolduğunu görüyoruz. Artık ekran üstü sanal navigasyon kontrolü kullanılıyor. Boom sound hoparlörler yine mevcut. Aynı zamanda gördüğünüz gibi sensörler boom sound hoparlörün sağına alınmış yeni HTC One'da. Arkaya da baktığımızda arkada da duo kamera var. İkinci bir kamera var. İkinci kamera sayesinde derinlik bilgisi alınıyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi çift LED flash var. İki farklı renk tonunda çift LED flash dikkat çekiyor. Yine HTC One M8'in arkası biraz daha fırçalanmış görünüm, metalle kaplı, metal oranı daha da arttırılmış. 2013 model telefonda kenarlar plastik, gördüğünüz gibi 2014 model versiyonda kenarlar da artık metalden üretiliyor. Yine önde ince işçiliği görüyoruz. Bu şekilde bir telefon HTC One M8. Devam edelim, kutunun içinden daha başka neler çıkıyor onlara da şöyle bir göz atalım. Bir tane koruyucu kılıf, silikondan yapılmış, bunu belirtelim. Yine 2013 model HTC One'da aynı kulaklıklar çıkıyordu. HTC'nin özel kulaklıkları kalın kablosu sayesinde kolay kolay karışmıyor. Hiç karışmıyor bu kablolar. Kolaylıkla kablo karışıklığından kurtulup müzik dinlemeye başlayabiliyorsunuz ya da sesi almaya başlayabiliyorsunuz kulaklarınızdan. Yine gördüğünüz gibi seyahat adaptörü ve USB kablosu. Geçen yılın telefonlarında ne varsa bu yılda aynı şekilde M8'de de bunlar mevcut. Ekstradan bir tane silikon kılıf görüyoruz. Arka kapağı, arka yüzeyi korumak için. Evet, kutudan neler çıkıyor baktık. Şimdi de HTC One M8'in açılışını gerçekleştirelim ve şöyle neler var neler yok bakalım. Öncelikle bir kurulum ekranı çıkacaktır. Kurulumu yapalım. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet, ön kurulumu tamamladık. İşte karşımızda HTC One M8'in ana ekranı. BlinkFit. Yine gördüğünüz gibi ön planda Sense 6 kullanıcı arayüzünde, yine Sense 5'teki gibi bir uygulama menüsünü görüyoruz. Ana ekranda yine gördüğünüz gibi çeşitli bileşenlerle özelleştirmek mümkün. Dikkat çekici bir unsur, gördüğünüz gibi ekranın altında geri, ana ekran ve çoklu görev tuşlarının yer alıyor olması. Bu da HTC One M8'in HTC One M7'den ayrılan en önemli noktalardan bir tanesi. Bu tuşlar sayesinde gördüğünüz gibi ekranın altında herhangi bir kapasitif dokunmatik fiziksel tuş görmüyoruz. Bu şekilde bir kullanıcı arayüzü var. Android 4.4.2 KitKat var HTC One M8'de. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. HTC One M8 ile ilgili detayları ilerleyen günlerde yayınlayacağımız inceleme yazısında bulacaksınız. O incelemede HTC One M8 ile ilgili her şey olacak. Bunu belirterek kutu açma videomuzu sonlandıralım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.